Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersul evvelu min babun fin nefakati alel iyali. Nefakatu alel iyal babının bugün birinci dersini okuyoruz. O da bir ders olur galiba. Babun fin nefakati alel iyal. Bu bab kitabın 36. babıdır. Bu babla ilgili üç ayeti getiriyor İmam Nevevi rahimehullahu teala. Birinci ayet, Kâlallahu teâlâ ve alel mevlûdi lehu rızkuhunne ve kisvetuhunne bil marufi. Bakara 233. ayetinde Yüce Allah ne diyor? Ve alel mevlûdi lehu. Mevludu lehu, o ki çocuk onun için doğmuş. Yani ve alellezî vulide lehu, o kimse ki çocuk ona doğmuş. Bu kimdir? Babadır. Rızkuhunne, kadınların rızkı mevludu lehu'ya aittir. Ve kisvetuhunne, giyinmeleri ona aittir. Ama bil marufi. Maruf ile, kocanın durumuna göre, kadınların durumuna göre ne gerekiyorsa, nasıl bir rızık, nasıl bir kisvet gerekiyorsa kocaya o vacip. Biri deyse, bir kadın kocasına çocuğu doğurmasa da rızkını, kisveti vermek zorundadır. Niye ve alel mevlidi lehu diyor? Bu, kadın boşandığı takdirde. Diyelim bir kişi hanımını boşanmış, ne var? Çocuk var, ufak. Emilmesi gereken çocuk var. Bu boşanan kadın bu çocuğu emziriyor ya, bakıyor, emziriyor. Bunun karşılığında kocası, ben boşamışım, artık rızkı, kisveti bana ait değil diyemez. O çocuğun hadanetini yaptığından dolayı, çocuğu emzirdiğinden dolayı, rızkın kisveti kocaya aittir. Ve alel mevludi lehu, mevludu lehu ku babadır. Kendisine çocuk doğan kişi üzerine vacibdir. Rızkuhunne ve kisvetuhunne bil ma'rufi. Oldu. Ve kâle ta'ala liyunfik zuf sa'atin min sa'atihi. Bakın bu sefer Talak 7. ayetinde liyunfik infak etsin emirdir. Zu saatin genişlik sahibi olan, yani o kişi ki bolluk sahibidir, maddi durumu iyidir, variyetli biridir. O infak etsin min saatihi. Kendi saatinden, kendi bolluğundan ne etsin? İnfak etsin. وَمَنْ قُدِيرَ عَلَيْهِ Kimin üzerine ne? وَمَنْ kim ki قُدِيرَ ne yapılmış? Darılma yapılmış. Kısıtlık yapılmış. عَلَيْهِ onun üzerine rızkuhu. Ne demek? Yani kimin rızkı az, fakirdir. Saat sahibi değil. Bildiniz değil mi? وَمَنْ o kimse ki قُدِيرَ عَلَيْهِ onun üzerine ne yapılmış? Kader yapılmış. Yani fakirlik yapılmış. Ne demek? Yani o kimse ki fakirdir, maddi durumu fazla iyi değil. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ Kim ki rızkı onun üzerine ne yapılmış? Biraz dar yapılmış. Yetersiz kılınmış. O da فَلْيُنْفِقْ مِمَّا عَتَاهُ اللّٰهُ O da Allah ona ne vermişse, gücü neyse ondan versin. İlla hanımına her gün et yedirecek, altın yıldız elbise alacak zorunda değil. Mimma atahullahu. Allah ona ne vermişse, gücü neyse ondan versin. La yükellifullahu nefsen. Yüce Allah hiçbir nefse teklif etmez. İlla ma ataha. Ne vermiş ise onu ne eder? Ondan infak etsin.
La yükellifullah nefsen illa ma a'a. Allah nefse ne verdiyse onu ona ne eder? Teklif eder. Ve kâle ta'ala ve ma enfaktum min şeyin. Bu da Sebe suresidir. Ve ma enfaktum min şeyin. Siz neyi infak ederseniz, siz neyi ne ederseniz, infak ederseniz, fehve yuhlifuhu. Allah onu ne eder? İhlaf eder. İhlaf yerini doldurur. O zaman hiç cimrilik yapmayalım. Biz ne verirsek Allah onun yerini ne eder? Doldurur. Ve ma enfaktum min şeyin fehve yuhlifuhu. Siz neyi infak ederseniz Allah onu ne eder? Onun yerini doldurur. O zaman biter endişesiyle malımızı ne etmeyelim? Tesaddukten mahrum etmeyelim. Verelim, Allah yerini doldursun. Bayeti gider, yenisi gelir. Oldu mu? Ama vermesek artık yenisi de gelmez. Eski de bayatlar gider. Bir havuzun hani üstten girişi var, alttan da çıkışı var. Girişe göre çıkış yapılıyor. Giriş kesilirse, çıkış kesilirse giriş de kesilir. Hani su dolar ya, ağzını kapatır, artık gelmez. Ona benzer bir durumdur. Oldu. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دِنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda bir dinar infak etmiş olduğun bir dinarı ve dinarun enfaktahu fi yani Allah yolunda cihadda bir dirhemi sarf etmişsin ve dinarun enfaktahu fi rakabetin bir kölenin rakabet köle demek bir kölenin azadlığı için infak etmiş olduğun dinar ve dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin ve dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin miskine tasadduk ettiğine dinar ve dinarun enfaktahu ala ehlike bir de ehline ne vermiş olduğun dinar bunların arasında hangi daha sevaplı? Hangisinin sevabı daha çok? Biri cihada sarf etmişsin. Biri kölenin azat etmesine sarf etmişsin. Dinarın birini de fakir miskine vermişsin. Dinarın birini de ehline, çoluk çocuğuna yedirmişsin. Hangisi daha büyük? Azamuha ecren. Ecir yönüyle, sevap itibariyle. Öyle değil mi? Abdullah. Abla dikkat et Abdullah. Azamuha ecren. Ecir itibariyle en azami, en büyüğü nedir? Ellezî enfaktehu ala ehlike. Ehline infak ettiğin hepsinden en büyük odur. Bildiniz değil mi? Dinarun enfaktehu fi sebilillah. Bir. Ve dinarun enfaktahu fi rakabetin. İki. Ve dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin. Ve dinarun enfaktahu ala ehlike. Azamuha bunların en azami ecren ecir yönüyle ellezî enfaktahu ala ehlike. Ehline infak ettiğindir. Demek insan çoluk çocuğuna bakarsa onlara infak ederse başkalara infak etmekten daha sevaplıdır. Ravahu Müslimun. Bu hadis kim rivayet etmiş? İmam Müslim rivayet etmiş.
وعن أبي عبد الله ثوبان بن بجدود مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bunu vefat biliyorsun. 54 mi? Vefatı 54'müş. Onu o şekil bilin. Bize de şey diyor da. Yok hani yok Ebu Abdullah mı? Altta mı diyor? Ne diyor? Van Ebi Abdillah. Ve yukarı Ebu Abdurrahman. Böyle bir künesi de var. Ebu Abdullah da, Ebu Abdurrahman da deniliyor. Başka bir abi olabilir misin? Yok, yani künesi farklı. Yani böyle de deniliyor. Van Ebi Abdillah künesidir. Vefati 54, Hicri 54. Sevban İbni Bujdud ismidir. Mevla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Afdalu dinarin yunfiquhu r-raculu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Afdalu dinarin yunfiquhu r-raculu. Raculun kişinin infak ettiği dinarın en afdali hangisidir? Afdalun mubtada haberi. Dinarun yunfiquhu ala iyalihi. O dinar ki iyalına, çoluk çocuğuna infak ediyor. Ha, dinarın en afdali budur. Afdalu dinarin yunfiquhu raculun. Raculun kişinin infak etmiş olduğu dinarın en afdali dinarun yunfiquhu ala iyalihi. İyalına infak ettiği dinardır. Ve dinarun yunfiquhu ala dabbetihi. Dabbetine, hayvanına infak etmiş dinardır. O da fisebilillah. Finne fisebilillah. Yani Allah yolunda. Bakın, dinarun yunfiquhu ala iyalihi bir ve dinarun yunfiquhu ala dabbeti fi sabilillah. Allah yolunda cihadda hayvanına ne etmiş, sarf etmiş. Öyle değil mi? Dinar, dinarların neyidir? En efdalidir. Demek insan cihadda atına infak, her zaman sevaptır. Hele hele cihadda infak, davetine yapmış olduğu infak nedir? İnfakların en eftalidir. Ve dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Allah yolunda cihattaki arkadaşlarına infak etmiş dinar, dinarın nedir? En eftalidir. Anlıyorsunuz değil mi? Ve an Ebi Abdillah Sevban ibni Bujdud Mevla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Afdalu dinarin yunfiquhu r-raculu dinarun yunfiquhu ala iyalihi ve dinarun yunfiquhu ala dabbetihi fi sabilillah ve dinarun yunfiquhu ala ashabi fi sabilillah. Ravah Müslüm. Demek kim ehline bir dinarı sarf ederse, ehle sarf edilen dinar, Allah yolunda cihattaki atına, hayvanına sarf ettiği dinar, bir de cihattaki arkadaşına sarf ettiği dinar, infakların en efdali bu üç yerde infak edilen dinardır. Oldu mu? وعن أبي عبد الله ثوبان بن بجدود مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله رواه مسلم. Oldum. Şimdi birinci hadis, babın birinci hadisiydi, kitabın 290. hadisiydi. İkinci hadis, kitabın
Nesibab'ın ikinci hadisi değil, kitabın 291. hadisi değil. Şimdi babın üçüncü hadisine geldik, kitabın 292. hadisine geldik. وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا. Annemiz Ümmü Seleme'den rivayet edilmiş. Vefatı 60 kaçtır? 3. Vefatı 63. قَالَتْ اُمُّ سَلَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ diyor, anha diyor. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهُ. Tabi bu Ümmü Seleme, Ebu Seleme'nin eşidi. Ebu Seleme vefat edince Efendimiz onu aldı. Ebu Seleme'den 4-5 tane çocuğu vardı. 4 mü 5 mi 6 mı bilmiyorum. Yani birkaç çocuğu vardı. Allah'ın Resulü'ne dedim ki diyor, hel li ecrun fi beni Ebi Seleme. Bak, Ebi Seleme'nin çocuklarında bana ecir var mı? En unfika aleyhim, onlara infak edersen. Ve lesu bi tariketim, onları terk etmesem, onları zayi etmesem, onları perişan etmesem, gücümün nispetinde onlara yardımda bulunsam bana ecir var mı? Hani benim çocuklarım dediler ya. O zannediyor ki ecir yok. Oldu mu? Ve lesu bi tarikim hakeze ve hakeze. Onları böyle böyle perişan etmeden onlara infak edersem, inne mahum beniye, onlar neticede benim de çocuklarımdırlar. Onlara infak edersem bana ecir var mı? Fekale na'am. Allah'ın Resulü dedi, ebe. Leke ecruma enfakte aleyhim. Onlara yapmış olduğun infakın ecri sana vardır. Bakın ne diyor Ümmü Seleme radiyallahu anhu. Helli ecrun fi beni Ebi Seleme. Yani Ebi Seleme'nin çocuklarında bana ecir var mı? Bu en unfika aleyhim, ki onlara ne edersen, onlara infak edersem, hal hal ve lesu bi tariketim hakeze ve hakeza, yani sağa sola dalmaları, dilenmelerine baş başa bırakmasam, inna mahum beniye, onlar da benim neyimdirler? Onlar da benim çocuklarımdırlar. Yani ki ennehu, bu inna mahum beniye, niye Allah'ın Resulüne soruyor, onlara infak edeyim? Onun bir illeti hükmünde. Çünkü benim çocuklarımdırlar. Benim de yüreğim dayanamaz. Onlara infak edersem, onları bırakıp sağa sola gitmeseler, bana ecir var mı? فَقَالَ نَعَمْ لَكَ اَجْرُمَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ. Onların üzerine yapmış olduğun infakın ecri sana vardır. Sen bende ikincisinde şey yazıyor da, herkese velâ, herkese ikincisinde la varsa. Hâkeza ve la hâkeza. Sizinki var mı la? Allah Allah, o yok. Ama varsa da bilmiyorum. Bizim nüshelerde yok. Manaya uygun da olmamasıdır. Babın, kitabın 293. hadis, babın da kaçıncı hadisi? 4. hadisidir. وَاَنْ سَعَدِ اِبْنِ اَبِي وَقَّاسِ. Sa'd bin Ebi Vakkas'tan ne yapılmış? Rivayet edilmiş radiyallahu anhu. Vefati kaç Sa'd'ı? 83. Radiyallahu anhu. Fi hadisi tavili. Sa'd'ın uzun hadisinde rivayet edilmiş. Onun uzun bir hadisi var. O hadisinde Sa'd'dan rivayet edilmiş. O hadis nerede? اَلَّذ۪ي قَدَّمْنَاهُ فِي اَوَّلِ الْكِتَابِ. Ta kitabın başında o hadisi biz geçirmişiz. فِي بَابِ النِّيَّةِ, niyet babında, Riyad-ı Salih'in başında geçirdiğimiz
Sa'd'ın, Sa'd bin Ebu Vakkas'ın o uzun hadisinde Sa'd'dan rivayet edilmiş. Ne rivayet edilmiş? Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle lehu. Sa'd diyor, Allah'ın Resulü bana dedi ki ve inneke len tunfika nefakaten. Sen bir nefakayı infak etmiyorsun. Kutebtagi biha veşallahi. Onunla da Allah'ın veşini, rızasını talep edesin. Sen böyle bir nefakayı infak etmiyorsun. Yani Allah'ın rızasını hedeflediğin, gözetlediğin bir nefakayı infak etmiyorsun. İlla ucirte biha. İlla ucirte biha. Sen onunla ne yapıyorsun? Ecirleniyorsun. Sana ecir, mukafat veriliyor. Hatta ma ta'celu fi imra'etike. Hatta ma ullukma ki tec'alu, sen onu kılıyorsun. Fi imra'etike. Hanımın ağzına koyacağın lokma da sana ecir olarak yazılır. Fi. Ahmet birinci fi fay nedir? Caredir. Anlıyorsun Emrullah. İkinci fi ağız demektir. Yani fi fem imretike. Bakın hadis tekrar ediyorum. Ve an Ebi Sa'd ibn Ebi Vakkas radiyallahu anhum fi hadisi tavil الذي حديث الطويل قدمناه في اول الكتاب باب النيه نيت babında Riyad Salih'in başında geçirdiğimiz Sa'd'ın uzun hadisinde Sa'd'dan rivayet edilmiş ne enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala lehu Allah'ın Resulü ona demiş ve inneke len tunfika nafaqatan tabtagi biha ve şallahi illa ujirte biha hatta ma ta'celu fi imra'etike muttefakun aleyhi. Oldu. Ve an Ebi Mes'udil Bedri radiyallahu anhu vefati kaçtı? 40-43. Vefati 40 de var, 41 de var, 42 de var. Bedri'dir, Bedir Savaşı'na katılmış değil, Nezilül Bedir'dir. Bedre yerleşmiş orada, evini oraya götürmüş. Sanki Ebu Vakkas'ın hadisi var diyorsan, Evet. Burada geçmiş olan hadiste 55'te 57 yazmıştık da vefat abi. 83'te. Bakalım. Burada da şey diyor, Ebu İshak, Sad bin Ebu Vakkas diyor. O Ebu İshak künesidir, burada o künye yok. O fark etmiyor. Burada bir kaç dedi? 55 diyor. Burada 55 diyor. Niye 83'ün de çıkarttınız? Ben mi demiştim? Öyle yazmıştım. Hazreti Muaviye'nin döneminde vefat etmiş. 55 değil mi? 55 onu düzeltin bir yerde yazmışsanız. Yazmışsın. Kaç? 83 yazmış. 261. hadis. 261. hadis ha. Yap.
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه bu da 41 42 ihtilaflidir. Ebi Mesud-i Bedri'den rivayet edilmiş. O da Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş. Biliyorsunuz bir hadis Allah'ın Resulüne dayandıysa onun ismi nedir? Merfudur. İster Resulun kavli olsun, ister fiili olsun, ister taklidi olsun, ister sıfeti olsun, o hadise merfu denilir. Bir hadis sahabede durmuş ise, ha sahabenin kavlu, ha fiili, ha takriri, ha sıfeti, ona da merfuf denilir. Bir hadis bir tabiinde kalmış, tabiinde kalmış ise, ona da maktu denilir. Usul-ü hadiste, ile de okurken öğrenirsin. Kal, اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَهْلِهِ Bir racul ehline ne? İnfak ettiğin zaman nefakadan herhangi bir nefaka يَحْتَسِبُهَا O nefakanın ecrini, mukafetini de Allah'tan bekleyerek فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ Fehye daha iyi. Fehye o nefeke lehu o adama sadakatun bir sadakadır. Yani insan ehline, çocuğuna, hanımına bir nefeke infak ederse Allah için o ona nedir? Sadakadır. Muttefakun aleyh. Bu hadis nedir? Muttefakun aleyh. Hem Müslüm'de var hem Bukhari'de var. Demek Vane bi Mes'ud-i Bedir radıyallahu anh'ın bu hadis kitabın 294. hadisi babında 205. hadisidir. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal İza enfeqa raculu ala ehlihi nefaqaten Bir racul ehline nefakayı infak ederse yahtesibuha o nefakayı ihtisab ederek veriyor. Yani Allah için sevabını Allah'tan bekleyerek veriyor. Fehye lehu sadakatun. O nefaka o kişi için nedir? O kişi için nefakadır. Oldum. Fehve lehu nefakatun. O fehye olsa iyi olur. Fehye o nefaka lehu o munfika nedir? Sadakatun. Muttefakun aleyhi. Hem Müslüm'de var, hem Bukhari'de var. 200 kitabın 295. hadisi babında 6. hadisidir. Ve an Ebi Abdillah ibni Amr ibnil As. Abdullah bin Amr binul As'tan radiyallahu anhuma. Allah'ım Abdullah'dan hem Amr bin As'tan razı olsun. Çünkü ikisi nedirler? Sahabedirler. Vefatı kaç bunun? 65-69. Ha, bu da ihtilaflı ha. 63. 65-69 diye ihtilaflıdır. Oğlum. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اسما اسم yönüyle günah yönüyle kişiye kafidir en yudayya zayi etsin perişan etsin men yakutu men yakutu o kimse ki onun kutunu üstlenmiş yani diyelim çoluk çocuğudur hanımıdır Kim ki, kimin kutunu üstlenmiş ise, onu zayi ederse, günah olarak bu ona kafidir. Kefa bil mer'i ismen en yudayye men yakutu. Kefa bil mer'i ismen, isim olarak kişiye kafidir. En yudayye men yakutu. Anlıyorsun değil mi? Men yakutu. Yani men yakutu kimin kutunu üstlenmişse, kimin kutunun sorumluluğu onda ise
O da onu zayi ederse, biraz daha açarsa kimin nafakası ona vacip ise, o da onu zayi ederse, görevini yerine getirmese, isim olarak ona yeter. Hadisun sahihun, ravahu Ebu Davud ve gayru. Bu hadis sahihdir. Ebu Davud'a rivayet etmiş. Ebu Davud 275'te vefat etmiş. Ve gayruhu gayrisi de ne etmiş? Bunu rivayet etmişler. Nesai de rivayet etmiş. Bezar rivayet etmiş. Çoklar rivayet etmişler. Ve ravahu muslimun. İmam Müslim de bu hadisi rivayet etmiş. Fissahih kendi sahihinde. Yalnız aynı lafızlarla değil, bir mana bu. Aynı manayla başka lafızlarla aynı manayla ne etmiş? Rivayet etmiş. Kal ne demiş Müslüm? Şöyle demiş. Kefa bil mer'i ismen, ism olarak kişiye kafidir. En yahbise nefegeyi habsetsin, vermesin. Ammen yemliku kutehu. Ammen yemliku kutehu. Kimin kutunu ne hapsediyorsa ondan nefakayı hapsetmesi bu kişiye kafidir. Kefa bil mer'i ismen, isim yönüyle kişiye kafidir. En yahbise hapsetsin nefakayı, ammen o kimseden ki yemliku kutu, onun kutunu mülk ediyor. Öyle değil mi? Yani kimin nefakası ona ait ise, o da o konuda ne? O konuda görevini yerine getirmese, onun kotunu haps ederse, bu günah olarak ona yeterir. Bakın, biri kefa bilmeri ismen en yudayye emmen yakutu, biri daha kefa bilmeri ismen en yahbise emmen yemliku kotehu. Aynı şeydir. Aynı manayı ne ediyor? İfade ediyor. 296. kitabın 196. hadisi, babında 7. hadisi. Ve an Ebi Hüreyre radıyallahu anhu, Ebi Hüreyre 57'de ne etmiş? Vefat etmiş. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal, ma min yevmin yusbihul ibadu fihi, ma min yevmin, bir hiçbir gün yok ki, yusbihul ibadu fi, ibadlar, mahlukatlar o günde sabahlansınlar. Yani ibadların sabahlandığı hiçbir gün yok. İlla melekani, illa iki meleke yenzilani. Her gün iki meleke nazil oluyorlar. O iki melaiketin görevi ne? Feyakul diyor ahaduhuma. O iki melekten biri diyor, Allahümme a'ti munfiqan halefen. Ya Rabbi verene halef ver. Allahümme a'ti. Ver. Munfiqan, malini infak edene ver. Ne ver? Halefen, yerini doldurmayı ver. Ve yekulul aharu, diğer melek ne diyor? Allahümme a'ti mumsiken telefen. Ya Rabbi mumsike de malini infak etmeyen, imsak eden, habis edene de ver. Ne ver? Telefen, malın telefini ver. Cimri olanlar, malı infak etmeyenler illa bir yerde malı gidiyor. Çok buna müşahede etmişiz, görmüşüz. Demek ve an Ebi Hüreyre radıyallahu anhu enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal, ma min yevmin yusbihul ibadu fihi İlla melekani yenzilani, o günde nazil, iki melaiket nazil oluyorlar. Görevleri de budur. Feyakullu ahaduhuma, Allahümme a'ti, a'ti emirdir. Ver, munfiqen, malini infak edene ver. Neyi ver? Halefen, halefi ver. Ve yakullu l-akharu, diğeri ne diyor? Allahümme a'ti mumsiken telefen. Ya Rabbi mumsike de, malini kısana da, telef ver. Mani telef et, yok et. Muttefakun aleyhi. Bu hadis hem Bukhari'de hem Müslim'de ne yapıyor? Rivayet ediliyor. Bukhari de Kitab-ı Zekat'ta bunu nakletmiş. Müslim de Kitab-ı Zekat'ta bunu nakl etmiş. Ve anhu yine Ebu Hüreyre'den rivayet edilmiş. Kitabın 297. hadisi.
babında 8. hadisidir. Radiyallahu anhu. Ani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kal. El yedül ulyâ hayrun minel yedi süflâ. Yedi ulyâ, hani veren kişi yukarıdan eli tutar. Alan da altta elini eder, açar. Yedül ulyâ, yukarıdaki el, yani veren el, hayrun minel yedi süflâ, aşağıdaki elden daha hayırlıdır. Ama webde başla, infak ederken başla, bimen ta'ulu. Kime ail isen, kimsenin ailen ise, kimin nefakasından sorumlu ise onlardan başla. Hanımından, çocuklarından, babandan başla, uzağa doğru infak et. Ve hayru sadakati, sadakaların en hayırlısı ma kana an zahri ginen. O sadaka ki, zahir burada mana cihet. Zenginlik cihetiyle olan ne? Sadakadır. Yani ne demek? Hayru sadaka ma kana an zahri ginen. Sen fakirsin, çoluk çocuğun perişan, infak edersen o değil. Ve hayru sadakati, ma o sadaka ki, kana an zahri ginen. Ginen cihetiyle olmuş. Bildiniz değil mi? Bazı insanlar kendisi perişan, çoluk çocuk perişan, gidiyor başka yabancılara infak ediyor. Bu hayırlı bir sadaka değil. En hayırlı bu değil. En hayırlı sadaka kişinin ihtiyacı, kendisinin himayesindeki kişilerin ihtiyacı olmadığı şeyi verirse. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ Kim iffeti talep ederse, kimseden bir şey istemese, يُعِفَّهُ اللّٰهُ Allah onu ne kılar? Allahu Zülcelal onu afif kılar. Yani kim dilencilikten iffetli olursa, iffeti talep ederse, Allahu Zülcelal ne yapar? Onu afif kılar. Yani onu kendi indindeki mal ile onu zengin kılar. وَمَنْ يَسْتَغْنِي Kim insanlardan istigna ederse, onların malına göz dikmese, onlardan bir şeyler dilenmese, yughnihillahu Allah ne eder? Onu zengin kılar. Kim iffeti talep ederse Allah onu afif kılar. Kim istignayı talep ederse Allah onu gani kılar. Ravahul Bukhari. Şimdi bu hadis ne diyor? El yedül ulyâ. Ulyâ ne sıgıdır? Efalu tefdildir. E'lâ ulyâ. Efdalu fudla. El yed. Yed müennesi semai olduğu için onun sıfeti ulyâ. Efalu tefdil müennes gelmiş. Hayrun minel yedi sufla. Sufla da esferun müennesidir. Oldu. Ha, bugünkü bab biraz uzundu ama iki ders olmadığı için bir ders yapmak zorunda kaldık. Babun fil infaqi mimma yecibuye geldik. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي